Arkadaşlar, Hakan Aga Mutfağı'ndan hepinize merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir Fransız yemeği olan cordon bleu yapacağız. Daha önce yapmış olduğum bir yemek. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Neler lazım? Tavuk göğsü lazım, kaşarımız, Macar salam veya füme. Hindi füme olabilir, dana füme olabilir. Hiç fark etmez. Keyfiniz, canınız ne istiyorsa. Standart baharatı, tuz ve karabiber. Ama ben tavuğun olduğu yerdeki köriyi her zaman kullanıyorum. Burada köriyi de kullanacağım. Hemen başlayalım. İlk önce tavuk göğsümüzü şöyle ortadan ikiye ayıracağız. Evet arkadaşlar, tavuk göğsümüzü şöyle ortadan ikiye ayırdık. Şimdi buradaki mevzu şu. Arkadaşlar, etrafımızı derleyip toparladıktan sonra şöyle streç filmimizi alıyoruz. Güzelce bir açıyoruz. Sonra kestiğimiz tavuk göğsünün bir parçasını şöyle ortasına güzelce alıyoruz. Akabinde bir tane streç filmimizi daha üstüne geçiriyoruz. Şöyle. Bu arkadaşı başlıyoruz dövmeye. Şöyle güzelce döverek incelttiğimiz tavuk göğsümüzü açıyoruz. Üst taraftaki streçimizi. Arkadaşlar, şöyle bir karabiberimizi gezdiriyoruz üzerinde. Az bir şey. Sonra köriğimizden gezdiriyoruz. Evet. Evet, tuzumuzu da ekliyoruz. Hafif tuz şöyle. Harika. Şimdi hindi fümeli yapalım. Şöyle. İki tane hindi fümeyi koyuyoruz. Arasına şöyle kaşarımızı da yerleştiriyoruz. Bol kaşarlı olsun. Evet. Şimdi bu arkadaşı alıyoruz ve sarıyoruz. Evet. Sardık. Şöyle paket haline getiriyoruz. Evet arkadaşlar, İlk paketimiz hazır. Gördüğünüz gibi. İlk paket hazır. Daha sonra bu paketlerden oluşturup buzdolabına atıyoruz ve bir yarım saat bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, son bohçamızı da hazırladık. Şöyle 6 tane bohçamızı şimdi buzdolabına koyuyoruz ve yarım saat bekletiyoruz. Arkadaşlar, yarım saat dinlenen bohçalarımızı aldık. Yağımızı da kızarttık. Şimdi güzel bir panelleyeceğiz. Ne var? Un var, yumurta var, galeta unu var. Şimdi teker teker başlayalım. İlk bohçamızı açıyoruz. Evet. Şöyle önce unumuza bir bulayalım. Her tarafını. Sonra şöyle bir yumurtalayalım. Evet. Evet, galeta ununu da batırdık mı? Şöyle tabanımıza salıyoruz. Evet arkadaşlar, son bohçalarımızı da alıyoruz kenara. Evet arkadaşlar, bunların yanıklarını görünce daha önce üzülüyordum ama bu yanıklar bir önceden kalan galeta unlarının yanıklarıdır. O yüzden ürünümüz gayet güzel pişmiş. Şimdi şöyle kenara alalım, bunları da kapatalım. Evet arkadaşlar, lezzetimiz hazırdır. Şimdi bu sıcak sıcak sofraya gidecek, soğutmadan yemek lazım. Daha önce yaptığım için tadını biliyorum. Kızartmaları gayet güzel oldu. Panileme konusunda çok iyi değilimdir. Ama lezzet konusunda gayet iyiler. Arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, tariflerimi uygulamayı ve yapmayı sakın unutmayın. Lezzetle kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.